kale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğime ya. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğime. Çanakkale Zaferi özel yayınından herkese merhaba, hoş geldiniz. Ankara Kent Orkestramıza değerli sesleriyle, icralarıyla bizlere güzel bir anacak ve Afşin Karakayış solistliğinde bir Çanakkale türkümüzü dinledik. Programımızın devamında da kendilerinin o güzel sesleriyle, eserleriyle yine bizlerle buluşacaklar. Bugün bilinen ve bilinmeyen yönleriyle 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin dününü, bugününü ve yarına etkisini detaylıca konuşacağız. Bizlere bilgilerini aktaracak olan, günümüzü aydınlatacak olan çok değerli bir konuğumuz var. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Seyfi Yıldırım Hocam bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bu değerli günde Çanakkale Zaferi'mizin 107. yıl dönümünde burada sizlerle birlikte olmaktan ve değerli arkadaşlarımızın seslendirdiği bu muhteşem Çanakkale türküsünü dinlemekten bahtiyarım. Bizler çok teşekkür ederiz hocam. Valla sizi aradığımızda dediniz işimizi gücümüzü bırakırız, hiç önemli değil. Çanakkale Zaferi'ni anlatmak bizim boynumuzun borcu. Biz de tabii ki burada oluruz deyip geldiniz. Minnettarız. Sağ olun.
Eyvallah, ben de sizlere minnettarım. Hocam, hemen programımıza başlamak istiyorum müsaadenizle. Şimdi Çanakkale Zaferi sadece Türkiye için değil, dünyanın seyrini değiştiren, dünya üzerinde çok etkili bir zafer oldu. Şöyle bir etkileriyle başlasak, neden Çanakkale Zaferi çok önemlidir dünya için desek? Evet, öncelikle Çanakkale'ye neden, nasıl gelindi? Yani Çanakkale niçin bir cephe haline geldi, getirildi? Bunun üzerinde durmak lazım. Burası önemli çünkü bloklaşma başladığında 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren özellikle batılı sanayileşmiş ülkeler arasında daha çok toprak elde etme, daha çok ham madde elde etme ve daha çok pazar elde etme yarışından kaynaklanan ve yaklaşık da 9 milyonun üzerinde insanın ölümüyle sonuçlanan bir büyük facianın bir önemli dönemecidir Çanakkale. Bilhassa İngiltere, Almanya rekabetiyle şekillenen dünya rekabetinde buna eklemlenen Avusturya, Macaristan, Rusya karşıtlığı, yine Almanya ve Fransa rekabeti de dahil olunca çatışma, Batı ülkeleri arasındaki çatışma kaçınılmaz hale gelmişti. Bilindiği üzere bunun için çok daha önceden askeri planlar yapılmıştı. Almanya tarafı 1910'da Alman Genelkurmay Başkanı Schleifen'in işte düzenlediği bir planla savaşa hazırlanmıştı. Yani sanıldığı gibi savaş 1914'te değil, aslında daha önce başlamıştı. Bu planlarla başladı. Hazırlıklar çok önceden. Propagandayla başladı. Tabii daha savaş öncesinde yayımlanan propaganda haritalarıyla bir büyük rekabetin aslında bir kıvılcımı beklediği andır Haziran 1914. Yani bir Sırplı tarafından Avusturya veliahtının katledilmesi, suikaste uğratılması savaşın sebebi değildir. Sadece savaşı başlatan kıvılcımdır. Şimdi buradan hızlıca devletlerin, birbirine garanti veren devletlerin birbirine karşı savaşmaları, işte Almanya'nın, Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a, işte buna karşılık Rusya'nın Avusturya Macaristan'a, işte Almanya'nın bu sefer Rusya'ya, daha sonra bunlara garantörlük veren İngiltere'nin devreye girmesiyle yangın yeri büyümüştür. Kaçınılmaz bir şekilde büyük bir coğrafya bu yangın içerisine girmiştir. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman Batı cephesinde devam eden ve Almanya'nın aslındaki evdeki hesabının şaştığı bir manzara yaşanmıştır. O da Almanların bir yıldırım harekatıyla Belçika hattını ve Fransız hattını geçerek Fransa'yı etkisiz hale getirmek ve İngiltere'ye karşı Avrupa kaynaklarını kullanabilmek idi. Plan buna dayanıyordu. Yani bir hafta içerisinde Alman tanklarıyla ve 12 milyona varan büyük kara ordusuyla muazzam bir güçten bahsediyoruz. Çok Almanya ciddi bir güç bu. Çok ciddi bir güç. Osmanlı ordusunun en fazla 2 milyon 750 bin olduğunu düşünürsek savaş ortamında ve Rusya'nın 10 milyon, işte İngiltere'nin 8 milyon gibi rakamları mevcuttur. Tabii Almanya çok hızlı hareket ederek daha diğerleri seferberliklerini tamamlamadan, bu harekete geçirmeden onları Avrupa'ya çökmek şeklinde tabir edilecek ve tasvir edilecek bir hesap vardı. Ancak hesap Belçika'da Marne hattında Belçikalıların ve Fransızların beklenilmedik şekilde kahramanca bir savunma yapmış olmaları Alman ilerleyişini durdurmuş ve Schleifen'in bütün planı çökmüştür. Bu sebeple savaş Batı cephesinde siper savaşlarına dönüşmüş. Her ne kadar Almanlar, Alman Mareşalı Hindenburg komutanlığında Rus ordusuna karşı büyük başarılar kazanmış olsa da artık savaşın ağırlığı Batı cephesinde siper savaşlarına dönüşmüş ve insan kıyımları başlamıştır. İşte burada biraz daha tırnak içerisinde Gordiyon'un düğümünü çözmek üzere İngiltere'nin gerek önce sıkışan Rusya'yı kurtarmak öncelikli amaç ve buradan da harekatla Rus kuvvetleriyle birleşerek Avusturya Macaristan'ı
aşağıdan hareket ederek yukarıya doğru Almanya'yı savaş dışı bırakmak şeklinde. Alman Denizcilik Bakanı Winston Churchill'in ortaya koyduğu, şekillendirdiği bir Çanakkale planı ortaya çıkmıştır. Yani bu acil bir reçetedir. Savaşın sona erdirilmesi hususunda. Bu tabii böyle düşünülmesinde Winston Churchill'in kolay bir iş olacak. Böylece düğümü çözeceğiz ve savaş çok geçmeden bitecek ve Almanya çökecek şeklindeki planı Çanakkale'ye tabii çarpmıştır. Şimdi bu planı yaparken niye böyle kolay olduğunu düşündüler? Elbette daha 2 yıl önce 1912 Balkan Savaşları sırasında hiç umulmadık bir şekilde yenilişimiz ve Ege'deki donanma gücümüzün azlığından dolayı bir güç ortaya koyamayışımız Osmanlı'nın kolay lokma olacağı. Onlara bir aldanış yolu açtı aslında bu. Tabii yani bunun kolay olacağını, bu kolay yoldan hareketle savaşı çabuk çözebileceklerini düşündüler. İşte bu oturduğumuz koltuktan Londra'da işte binlerce kilometre ötedeki Çanakkale'yi çok basite almak gibi bir büyük hata yapmıştır. Ve Winston Churchill İkinci Dünya Savaşı'na doğru başbakan olduğunda olurken bunun hesabını vermek durumunda kalmıştır İngilizlere. Çünkü niye böyle oldu? Sen burada başarısız oldun şeklinde aleyhinde bir propaganda başlamıştır. O da kendisini savunurken demiştir ki burada bu kadar başarılı komutanlar olabileceğini ve Türklerin bu kadar kararlı ve isabetli bir şekilde bu su yolunu, doğal su yolunu savunabileceklerini hesap etmedik. Ve tabii o zamana kadar da savaş kaybetmemiş bir geçmişi de var. Profesyonel tabii, yönettiği savaşları İngilizlerin var. Tabii çok geniş bir coğrafyada büyük savaş tecrübeleri var. Büyük milletler yaptıkları büyük savaşlarla aslında bir zemine oturuyorlar. İngilizleri de bu açıdan kabul etmek lazım ki onlar da büyük millettirler. Ama Türkleri hafife almak noktasındaki hataları onlara çok pahalıya mal olmuştur. Şimdi Çanakkale daha Kasım'dan itibaren bombalanmaya başlanmıştır. Aslında 18 Mart'a odaklanıyoruz. Ancak bu biraz hata oluyor. Daha 3 Kasım 1914'te daha giriş Settülbahir işte kısmı bombalanmıştır. Boğaz'ın girişi bombalanmıştır. Orada askerlerimiz ve subaylarımız şehit olmuştur. Yani burada bir gözdağı verme gibi bir durum. Çünkü işte Osmanlı ordusu, Osmanlı Devleti biliyorsunuz 2 Ağustos 1914'te gizli bir anlaşmayla Almanya'yla bağlaşık olmuştur. Bir ittifak anlaşması yapmıştır. Ancak savaşa daha sonra müdahale etmiştir ve girmiştir. O da bildiğiniz üzere işte İngiltere'nin bize parasını verdiğimiz halde teslim etmediği iki zırhlı yerine Alman iki geminin boğaza alınması ve daha sonra bunların satın alındığının bildirilmesi ve ardından Enver Paşa'nın talimatıyla Rus limanlarının bombalanması söz konusu olmuştur. Şimdi bu Eylül 1914'ten itibaren boğazlar kapatılmıştır. Boğazlar kapatılmıştır. Peki bu boğazlar niçin önemlidir? Yani Winston Churchill bu kadar kolay bir hamleyle bu kadar önem verdiği boğazda ne yapacaktı? Buna aslında cevap vermemiz lazım. Boğazlar aslında 19. asrın başından itibaren uluslararası politikada ve uluslararası rekabette önemli bir alan haline gelmiştir. Çünkü ticaret buradan, Basra Körfezi'nden daha önce cereyan eden ticaretin önemli bir kısmının Karadeniz'e kaydırıldığını ve Trabzon limanından olmak üzere diğer Karadeniz limanlarından da gerek Rus coğrafyasına, gerekse eski İpek Yolu üzerindeki İran başta olmak üzere diğer coğrafyalara bir mamul mal iletiminin yani ticaretinin yoğunlaştığını görüyoruz. Bilhassa 1830'lardan itibaren buharlı gemi şirketlerinin, nakliye şirketlerinin İstanbul'da kurulduğunu, arkasından diğer batılı devletlerin şirketlerinden, nakliye şirketlerinden de kurulduğunu görüyoruz. Trabzon'da, daha sonra Tebriz'de ticari konsolosluklar kurulmaya başlanmış. Dolayısıyla 1841 Boğazlar Sözleşmesi'nde de gördüğümüz üzere boğazların öneminin bütün 19. yüzyıl boyunca kademe kademe artmıştır. Bunda tabii öncelikle Rusya'ya karşı durdurmaya çalışan batılı ülkelerin girişimleriyle bir müddet durdurursa da 78 Berlin Anlaşması'ndan sonra
93 Harbi'nde Osmanlı ordusunun çöküşünden sonra bu boğazların daha da önemli olduğu ve emperyal ülkeler arasında bir rekabet alanı haline geldiğini. Herkesin gözünün orada olduğu, çünkü orada olduğunda daha da büyüyecek değil mi? Evet. Daha da açılmış Rusya olacak. Eğer Osmanlı'nın elinden o gün 93 Harbi sonucunda yapılan Ayastefanos anlaşmasıyla eğer olsaydı, Rusya boğazlara ve İstanbul'a ya el koymuş olacaktı. Daha sonra İngiltere'nin müdahalesiyle yapılan Berlin Anlaşması'yla bu önlenmiş, ancak rekabet daha da katlanarak büyümüştür. Çünkü Rusya çok arzu etmiş olduğu sıcak denizlere inme amacına ulaşmaya ramak kalmıştı. Bunun da kızgınlığı içerisinde bu sefer farklı siyasetler deneyerek boğazlara inme ve Karadeniz'i ele geçirme stratejisini daha farklı bir yolla yürütmüştür. O da 1856 Paris Barış Antlaşması'yla Rusya'ya karşı bir blok oluşturan İngiltere'nin Berlin Anlaşması'ndan sonra politika değiştirerek Rusya'yı da yanına alarak artık Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşma stratejisidir. Sultan Abdülhamit buna karşı İslamcılık politikasını uygulamıştır ve Almanlarla bir işbirliği yapmıştır. Dolayısıyla 1890'lardan itibaren Sultan Abdülhamit döneminde Kurup toplarının boğazlara yerleştirildiğini ve Alman askeri taktiklerinin burada artık planlarının uygulanmaya başlandığını görüyoruz. Şimdi savaşın batı cephesinde düğümlenmesi üzerine İngiltere'nin bu düğümü çözmek üzere şeye yürümesi, boğazlara yürümesi ve büyük bir donanmayla, tabii yani dünyanın en büyük zırhlı gemilerinin o güne geldiğimizde artık 19. yüzyılın başından itibaren motorlar gemilere artık inşa edilmeye başlanmış. Önce ticari gemiler, sonra askeri gemiler motorlu teknolojiyle üretilmeye başlanmıştı. Bizdeki donanmamızdaki gerilemeye karşın batılı ülkelerde çok ciddi bir kuvvet artışı donanmalarda ve denizlerde olmuştu. İşte buna güvenerek ve İngilizlerin ve Fransızların hiç yenilmemiş olan armadalarının en kıymetli parçalarının işe koşulmasıyla Türklerin bir gün içerisinde çözüleceği ve birkaç gün içerisinde de payitahtlarının ellerinden alınacağı, böylece Rusya'daki hububatın, ki bugün de Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta ki en büyük problemlerden birisi biliyorsunuz hububat problemi. Ülkemizde de hububat fiyatlarındaki artış buna bağlı. O günlerde de böyle bir krizin ortaya çıktığını söylememiz lazım. Bilhassa batı cephesinde savaşmakta olan 5-6 milyon civarındaki askerin doyurulması daha çok una bağlıdır, buğdaya bağlıdır malumu olduğu üzere. Dolayısıyla bu kapışmadan galip gelebilmek için askerin doyurulması gerekir. İngiltere'de bildiğiniz üzere bir hububat rekoltesi yoktur. Yani öyle ciddi bir şey yoktur. Bugünkü Ukrayna ve Rusya topraklarından daha çok almaktadırlar ve içeride çok büyük sıkışmış olan Alman cephesinde yenilmeleri ve Karadeniz'e çıkamamaları sebebiyle içeride çok ciddi bir sosyal, siyasi bir çalkantı içerisinde olan Rus Çarlığı'nı kurtarmak ve savaşa etkin bir şekilde katılımını sağlamak üzere boğazlara bu hareket düzenlenmiştir. Şimdi hep diyoruz yani Türkler dünyayı şaşırttı aslında bu savaşta ve bizim zaferimizde, sizin de anlattığınız üzere kimsenin beklemediği bir güç göstermiş oldu. Başarılı tabii oldu ve herkese örnek olmuş oldu. Hatta burada da yine Churchill'ın bir sözü var. Hani aslı nedir, sizden de onu dinlemek isterim. İlber Ortaylı bunu paylaşmıştı. Diyor ki Çanakkale'de her şeyi hesaplamıştık ama hesaplamadığımız bir gerçek vardı. O da genç bir subay Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki rolüydü diyor. Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda rolü neydi hocam? Evet, biz tarihi anlatırken bilhassa Çanakkale'de bu yaklaşımlar, eksik, hatalı yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Bazen de maksatlı yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Bir tarihi kimliğin yok sayılması gibi bir anlayış maalesef serdediliyor. Sanki orada Mustafa Kemal Paşa hiç yokmuş gibi bir anlayış serdediliyor. Açıkçası hani genel olarak bilinen, hemen ilk etapta gün yüzüne çıkmayan, sanki çok da bir rolü yokmuş, olmayışı varmış gibi bir algı söz konusu açıkçası. Şimdi aslında burada bizim Almanlarla birlikteliğimizin ilk getirilerinden birisi
Çanakkale'de de olduğu üzere çok sayıda Alman subayının burada bulunması. Hı hı. Fakat Almanların genel stratejisi ki 5. Ordu Komutanlığı'na getirilen Limon von Sanders en büyük işte rütbeli Alman subayı olarak aslında kafasının arkasındaki husus şu idi. Mümkün olduğu kadar fazla itiraf askerini Gelibolu'ya ve Anadolu'ya çıkarmak, dolayısıyla Batı cephesinde rahatlamak gibi bir amacı vardı. Dolayısıyla diğer Türk subayları gibi Mustafa Kemal Paşa da Limon von Sanders'in bırakın kıyıya çıksınlar, kıyıda savaşalım, yani içeride savaşalım, hı hı, karada hı. savaşalım şeklindeki tezine karşı çıkmışlardır Türk subayları. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere. Hatta 3 Mayıs tarihli bir raporu vardır. Bunun kesin bir dille Enver Paşa yazmıştır. Kesin bir dille reddetmiştir. Çünkü Mustafa Kemal Paşa Trablusgarp'ta bunu yaşamıştır. Karaya çıkan İtalyan askerini zapt etmenin, engellemenin çok zor olduğunu, kıyıya çıkmadan düşmanı durdurmanın daha verimli olacağını askeri açıdan biliyor. Burada yaşamış. Müthiş bir deneyim ve öngörü söz konusu. Tabii tarihi şahsiyetleri yaşadıkları tarihi tecrübeler ortaya çıkardı. Öyle durduğu yerde olmaz. O tecrübeleri yaşamış olacaklar, başarmış olacaklar. Trablusgarp'ta Enver Paşa ile beraber tarih yazmışlardır. Onu ifade etmemiz lazım. 110 bin kişilik bir kuvvete karşı çıkacak bir irade. Gencecik subaylarımız orada bu ciddi başarıyı göstermişlerdir. Bildiğiniz üzere İtalyanlar çaresiz kalmışlar ve bir taraftan Beyrut'ta Kudüs'e saldırmak, bir taraftan da Çanakkale'ndeki 12 adayı zapt etmek gibi bir başka çareye başvurmak zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa burada bu tecrübeyi yaşamış bir komutandır, gencecik bir komutandır. Ve Trablusgarp'a şunu ifade edelim, Trablusgarp'a gönüllü gitmiştir. Ya bir talimat, yani asker talimatla hareket eder biliyorsunuz. O gönüllü olmuştur ve hayatını ortaya koymuştur. Niçin? Dün Devlet Arşivleri Genel Başkanlığı'nda, şimdi başkanlık oldu, başkanlığında gördüğüm 1915 tarihli bir haritada üstte Osmanlı vatanı yazıyor. Osmanlı vatanına dahil olan toprakları Namık Kemal'in ifade etmiş olduğu vatan toprağını korumak için. O gün vatan toprağında Trablusgarp'ta vardı. Sonra Çanakkale'de var. Çanakkale'yi Alman komutanların, Alman subayların maksatlı bu yaklaşımlarını elbette Türk subayları sezmişlerdir. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa Conk Bayırı'nda gerçekleştirdiği Limon von Sanders diyor ki daha yukarıdan çıkacaklar, çıkarma yapacaklar, kuvvetleri oraya kaydıralım şeklindeki yaklaşımına Mustafa Kemal Paşa kesinlikle karşı çıkmıştır. Conk Bayırı'nda hayatını ortaya koyarak biliyorsunuz subaylar bilindiği üzere önden hareket etmezler, arkadan gelirler. Hı hı. Çünkü subayın ölmesi demek birliğin dağılması demek olacaktır. İşte ani bir Anzak çıkışıyla karşı karşıya kalan öncü birliğimiz ne yapacağını şaşırmış, geriye çekilmiş, geriye çekiliyor ki haber versin ve önlem alınsın. Fakat o önlem alana kadar ne yapacak? Daha geriden bir sürü asker ileriye hareket etmiş olacak ve bugünkü Kilitbahir'e inmeleri birkaç saati alacak. Hı hı. Birkaç saatte bütün işlem bitmiş olacak. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın önde. Başta müdahalesi oradadır. Yani size ölmeyi emrediyorum ifadesi kendisiyle beraber. Kendisi de ölmeyi zaten göze alarak önde oluyor. Tabii defalarca bunu göze almıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Halep'te kaldığı otelden çıkarak kendisine suikast yapılabileceğini bile ana caddeden yürümesi ve meydan okuması gibi birçok aslında ölüme işte meydan okuyan bir şahsiyet, askeri deha olduğu kadar vatanseverliği konusunda en ufak şüphe olmayan bir tarih şahsiyetten bahsediyoruz. Tabii Atatürk'le beraber kahramanlarımız, Müstecip Onbaşı'dan tutunuz da küçücük evlatlarımız, 15-16 yaşındaki evet. evlatlarımız ve analarımız ve kız kardeşlerimiz, orada şehit düşen Cevat Çobanlı, müstahkem mevki komutanı Cevat Çobanlı Paşa'mız, Selahattin Adil Bey gibi birçok ismin burada rolü vardır. Dolayısıyla tarih ideologların aslında oyuncağı olmamalıdır. Neyse, ne kadarsa rolü, herkesin rolünü açık bir şekilde ortaya koymak ve gerçekleriyle sunmak lazımdır. Artık bu
ciddi tarihçilerin, bilimsel tarih yapan insanların eserlerine, çalışmalarına kulak vermek gerekir. Diğer provokatif yaklaşımların artık Çanakkale üzerinden de çekilmesi gerekir. Tarih ne diyorsa odur, belge ne diyorsa odur. Belgeleri de yanlış yorumlayarak, maksatlı yorumlayarak Çanakkale'mizi zehirlememek lazım. Hepsini minnettarız hocam, rahmet olsun. Sonsuz evet. Minnetle anıyoruz. Evet. Ve dikkatimizi çeken bir diğer husus da benim de özellikle savaş sırasında şehit olan askerlerimizin yanına dikilen bir anıt, Anzak askerleri için de bir anıt yapılıyor. Ve Atatürk'ün Anzak askerlerinin ailelerine de bir hitabeti var. Şimdi ben buradan yola çıkarak da şunu düşünüyorum. Yurtta sulh, cihanda sulh dediğimiz ilk adımlar da orada atılmış olabilir mi? Burada bir saygı da söz konusu. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Atatürk'ün bu çok iyi savaşmasını bilen ama aynı zamanda da insani anlamda da çok güçlü bir yönü var. Savaşın işte orada gencecik insanların Türk olsun olmasın. Karşısında Anzak askerleri de. Ayrım yok insan. İşte ayrım diyor. Yok. Hepsine bakıyor ki hepsine çok üzülüyor. Savaş meydanını evet. Dolaşırken o manzaraya üzülmemek elde değil. Evet. Ve bu anlayışını yani savaş kaçınılmaz olduğu zaman mübahtır. Anlayışını daima muhafaza etmiş bir kişiliktir. Daha milli mücadelede de öyledir. Topraklarımızdan çekilin, insan kanı akmasın şeklindeki yaklaşımını büyük taarruza kadar sürdürmüştür. 22 Mart 1922'deki itilaf toplantısında da aynı teklifi iletmiştir. Bakın biz Anadolu'dan çekilin, Trakya'yı verin, İzmir'den Yunan kuvvetlerini tamamen çekin, işgalci kuvvettir bunlar. Biz onların da kanını akmasını istemiyoruz şeklinde. Daha sonra Yusuf Kemal Bey'i Dışişleri Bakanlığı'na göndererek bir savaşın önüne geçmeye çalışmıştır. Fakat onun bu barışçı yönü anlaşılamamış. Türk ordusunun taarruz gücü olmadığı, dolayısıyla Yunanlıların özellikle anladığı şey bu olmuştur. Türk ordusu... Bir korku işte, anlıyorlar onlar bize, o zaman evet, yani değil yani, mi? Çekince yani savaşmak istemiyorlar. Çok samimi bir yaklaşım var. İnsan kanı akmasın isteyen bir evet. Askeri lideri görüyoruz. Yani hem insani yönüyle hem de çok iyi savaşabilen rolüyle. Çünkü askerlerle birlikte de ölmeyi becermek gibi bir marifete de sahiptir. Mustafa Kemal Paşa. Ve Mustafa Kemal Paşa bir taraftan dönemin İngiliz politikacılarının mevkilerinden sarsılmasını bu hareketiyle başardığı gibi daha sonra milli mücadeledeki başarısıyla da aslında Lloyd George'un da siyasi kariyerinin sona ermesinde, siyasi hayatının sona ermesinde önemli rol oynamıştır. Burada tabii biliyorsunuz Anafartalar Komutanı olarak atanmıştır kendisi ve neredeyse 130 bin kişilik bir grubun başına verilmiştir. 5. Ordu Komutanı Limon von Sanders ya çok olmaz mı demiştir. Daha albay rütbesindedir. Albay rütbesiyle aslında birçok paşanın elde edemediği bir mevkiye ulaşmıştır. O da der ki az gelir. Az bile gelir. Yani biz burada şimdi şöyle bir durum oldu. Ben Alman uzmanları da çalıştığım için söylüyorum. Çok kıymetli meslektaşımız Doktor Çiğdem Dumanlı ile birlikte yaptığımız bir çalışmada da Türk ordusunda Almanlar istihdam ediliyor. Ve 3 kere 19. yüzyıl boyunca 3 ayrı Alman askeri misyonu gelmiştir. Biraz gereğinden fazla kendimizden fazla onlara önem veriyoruz ve çok şey bekliyoruz. Kendimiz de biraz ihmal ediyoruz. Aslında misafir için evdekini biraz horluyoruz gibi bir anlayışımız, bir yanlışımız da oluyor mu? Oluyor. Çünkü bizim harp okulumuz çok güçlü bir okuldur. O geleneğini bugün de sürdürüyor. İnşallah da sürdürecek. İnşallah. Sadece bize değil birçok dost ve komşu kardeş coğrafyaya da bu anlamda hizmet etmektedir. Dolayısıyla bir de tabii tarihimizden gelen Türk'ün bir cengaverliği vardır. Bir o tarihten aldığı bir misyon vardır. Türk geliyor diye bir şey vardır. Kurtarıcı, koruyucu. Tabii bir de o tarafı var. Yani Türk, ha onu söyleyelim. Aslında unutmadan bunu da söylemiş olalım. Burada insanı gördüler. Aslında Avustralyalılar, Anzaklar, İngilizler, Fransızlar kendilerine daha önce Haçlı seferlerinde olduğu gibi
barbar Türkler, bunlar yamyam insan eti yer şeklindeki Birinci Dünya Savaşı'nda aleyhimizdeki tüm olumsuz propagandaları efendim papazların Haçlı seferlerinde olduğu gibi doğuyu görünce ya ne vahşisi bunlar bizden medeni kardeşim. Yalan hurafe olduğunu anladılar. Tabii yani bir kahraman. Biz medeniyet dersi de vermiş olduk aslında değil mi tabii, hocam? Tabii medeniyet ve büyük millet olmanın ne demek olduğunu buradan anladılar. Aslında Türklerle savaşmak onlar için bir onur da olmuş oldu. Elbette. Anzaklar buradan hareket ederek bir bağımsız devlet ve millet olabildiler. Onun için bugün Avustralya'da ne kadar çok kutlama ve anılma yapıldığını inceleseniz hayret edersiniz. Çünkü Avustralya devleti Çanakkale Savaşları'nın üzerine oturmuştur. İlk defa Avustralyalılar böyle bir savaşta yer alıyorlar ve Türkler gibi şerefli bir milletle karşı karşıya kalmışlardır. Ve oradan insanı öğrenmişlerdir. Bildiğiniz üzere İngilizlerde yaralı bir İngiliz subayının iki siperin ortasında kalması, oradan yalvarması beni kurtarın şeklinde ve gencecik bir evladımızın yardım o siperden çıkıp o subayı omzuna alıp karşı sipere götürmesi yani belki atom bombasından daha etkili bir bizim hakkımızda şey olmuştur. Çünkü Batı kamuoyunda bizim aleyhimize maalesef çok olumsuz bir imaj oluşturulmuştur. Bütün bu imaj Çanakkale savaşlarıyla paramparça olmuştur. Artı Hindistan'dan getirilen Müslümanlar da burada ezan sesini duyduklarında Türklerle karşılaştıklarını, halifenin ordusuyla savaştıklarını burada öğrenmişlerdir. Ve İngilizler onları kandırmışlardır. Böyle bir, çünkü Avustralya'dan da olsun, Hindistan'da da olsun gelenlerin bazıları gönüllü getirmişlerdir. Mısır'da toplanmıştır. Mısır'dan da nereye gideceklerini bilmeden Çanakkale'ye nereye çıktıklarını, nerede savaştıklarını adamcağızlar bilmiyorlar. Bilmiyor. Kandırılıp gelmişler. Aslında şeydeki orada. Gibi yani 15 Temmuz'daki gibi Boğaz'a getirilip bırakılan askerlerimiz ne yapacaklarını bilmiyorlar maalesef. Kötü bir amaca alet ediliyorlar. Bunlar gibi. Ve burada Türklerin kim olduklarını, insani yönleri ortaya çıkmış oldu. Bizim amacımız zaten dediğiniz üzere, Atatürk'ün de öngördüğü üzere savaşmak değil. Yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz hocam. Yani savaş mecburi olduğu için Türkler aslında savaşıyor. Yoksa amacı yıkıp yok etmek değil ki, var etmek. Çünkü biz bunun bilincinde bir toplumuz. Yok edersen sen de yok olacaksın elbette. Ama var edip de var olabilmek gerekiyor. İnsanı yaşat ki efendim dünya yaşasın, sen de yaşarsın. Osmanlı fetihlerinde de bu vardır aslında. Tabii. Yani Osmanlı sarığını kardinalin efendime söyleyeyim cübbesi yerine tercih eden milyonlarca insan olmuştur. Dolayısıyla bizim bu özelliğimizi Haçlı seferlerinden sonra unutmuş idiler. Yeniden hatırlamış oldular. Burada tabii Çanakkale neresi? Çanakkale bizim harimi ismetimiz. Artık evimiz, yuvamız, buraya saldırıyorlar. Balkanları kaybettik. Orada 1 milyondan fazla insanımız 2 ay içerisinde katledildi. Sivil. Yani bugün Ukrayna'da yaşanan faciayı elbette telin ediyoruz. Şiddetle tepkimizi ortaya koyuyoruz. Elbette. Ama Balkan cephesinde yaşanan ve oradaki Balkan halklarının, Hristiyan halklarının katilleri tarafından yok edilen 1 milyondan fazla insanla ilgili Batı kamuoyunda nasıl bir tepki verildi? Daha dün Bosna'da yaşanan ve yüz binlerce insanın katledildiği Avrupa'nın gözlerinin önünde ne kadar tepki verildi? O kadar insan öldürüldükten sonra ha ne oluyor burada deyip işte zaten soykırımın önemli bir kısmı gerçekleştirdikten sonra duruma müdahale ediyor. Esas barbarlığı başka yerlerde aramak gerekiyor. Peki. Zaten yapılanlarla ortada. Şimdi elbette bunu unutmamak lazım. Afrika 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Avrupa emperyalizminin konusu haline getirildi ve 20. yüzyılın başında hala en son Belçika Kralı Leopold orada milyonlarca insanı öldürerek o topraklara sahip oldular. Bugün Batı'nın Afrika'nın elması, diğer zenginlikleri Batılı şirketlere çalışıyor ve yerli halk maalesef bütün bu nimetlerden faydalanamıyor. Dolayısıyla bizim harimi ismetimize saldırdıklarında diğer cephelerdeki toplanan askerin genel görünüşüyle Çanakkale'de toplanan askeri birliğimizin yapısı arasında çok fark var. Bir defa burada
Diğerlerinde gönüllü yok. Burada gönüllülerimiz var. Bir defa bunu söyleyelim. Hı hı. Çünkü harem-i ismet demek artık evinizin yatak odasına kadar girilmiş demektir. Payitahtınız gittiğinde ki burayı Ruslara peşkeş çekecekleri çok açık. Çünkü 1907 Reval görüşmesinde İngilizlerle Ruslar arasında yapılan görüşmede bunlar vaat edilmiştir. Yani Rus-İngiliz birlikteliği bizim topraklarımız üzerindeki paylaşmayla oluşmuştur. Yani kendilerinden bir gram bir şey vermiyorlar. Bizden peşkeş çekiyorlar ve Çanakkale Savaşları sırasında da Rusya bunu garanti altına almıştır. Yani Rus Boğazların kendilerine, yani Boğazlara saldırılıyor ama orada biliyorsunuz iki Alman zırhlısı var. Karadeniz'de bir şey yapamıyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki yani burayı alırsanız bize vermezsiniz. Anlamında bir telaşlar var. Londra Anlaşması'yla, gizli Londra Anlaşması'yla burayı onlara, Ruslara bırakıyorlar. Tabii evdeki hesap bu. Ancak tabii Çanakkale gibi bir beton ve işte imanlı gönüllerden, yüreklerden oluşmuş bir demire çarpıp geri dönmüşlerdir. Hocam tabii bu imanlı gönülleri, Türk askerlerimizi biraz daha cephe tarafından da dinlemek istiyoruz sizden. Örneğin hep Çanakkale Zaferimizi anma gününde paylaşılan böyle bir yemek menüsü var. Bir dönem zorluklarla kalmış askerlerimiz işte. Örneğin sabah çeyrek ekmek, akşam şekersiz üzüm hoşafı gibi böyle menülere de rastlıyoruz. Elbette belki her zaman öyle değildir ama burada vatan için müthiş bir adanmışlık söz konusu. Türk askerinin sabrı söz konusu. Cephede durum nasıldı? Türk askerleri nasıl bir psikolojideydi acaba? Aslında genel itibariyle baktığınız zaman o 8,5 aylık yani kara savaşlarının başladığı 25 Nisan'dan itibaren zaten Ağustos'ta en son saldırılar oldu bildiğiniz üzere. Sonra kıyıdaki askerleri muhafaza ettiler. Hı hı. Ekim'den itibaren de yavaş yavaş çaktırmadan çekilmeye başladılar. Bilhassa Ağustos'la Nisan ayı arasında geçen o işte ne kadar 6 aylık ya da 5,5 aylık süreç içerisinde zaman zaman sıkıntılar, lojistik sıkıntılar, iaşe sıkıntılarımız olmuştur. Onun sebebi de İngiliz ve Fransız denizaltılarının Marmara'da bu ihtiyacı görmek üzere gelen gerek hastane gemilerimizi gerekse iaşe gemilerimizi vurmasıdır. Dolayısıyla bu böyle bir olay olduğunda gemilerden değil artık karadan işte Gelibolu'ya, işte Tekirdağ, Edirne, Kırklareli üzerinden bir iaşe sağlama durumu olmuştur. Bunun dışında yani çok 5,5 ayın içerisinde diyelim ki bir ayda böyle sıkıntılar yaşanmış olsa bile onun dışında büyük bir sıkıntı söz konusu değildir. Türk milleti oradaki savaşan evlatlarını aç bırakmamıştır. Ama hiçbir zaman pes etmiyor. Türk milleti hiçbir zaman tabii, yani, kaçanlar yok. Şimdi mesela günümüzde gördüğümüzde insanlar ufak bir kıtlıkta veya bir savaş tehlikesinde ülkesini, vatanını terk edebiliyor veya vatanına düşman da olabiliyor. Bu dünyamızın bir gerçeği. Ama orada işte dünyaya örnek olacak bir irade var. Yani vatansız rahatlıktansa vatanında yine açlığıyla devam edebilecek bir adanmışlık var. Değil mi hocam? Şimdi tabii Türklerin sabırlı olduklarını, tahammüllü olduklarını İngilizler raporlarına da yansıtmışlardır. Hı hı. 1921 yılında yazılan bir İngiliz raporu, İngiliz Olağanüstü Komiserliği İstanbul'daki komiserliğin yazmış olduğu raporda Türklerin açlığa da tahammül edebileceklerini, susuzluğa da tahammül edebileceklerini raporlarını almışlardır. Çok önemli bir noktadır bu. İngiliz ordusunun böyle bir tahammülü olmadığını çok iyi bilmektedirler. Burada o zaman onun için kimi ortaya sürecekler? Dayanabilirlerse Yunan ordusunu ortaya sürecekler. Dolayısıyla Türk ordusunun bu özelliği halen günümüzde de sürmektedir. Malum olduğu zaman üzere askerimizin özellikle komando olarak yetiştirilenlerin bütün bunlara tahammüllü olarak yetiştirildiğini biliyoruz. Ama zaten yani İngilizler de Türk'ün bu güçlü yönünü biliyor. Yani buradan aç bırakabilir mi? Zaman zaman Romanya'dan vesaire Mısır getirmek durumunda kalıyoruz. Ya şeyi dışarıdan da sağlamak zorunda kalıyoruz ama Anadolu işlendiği zaman
Türk insanını doyuracak bir yapıya sahip. Ve tabii bize ulaşan, birçok günümüze ulaşan mektuplar da var. Şimdi elimizde de bir mektup var, siz de biliyorsunuz. Evet. Onbaşı Hüseyin'den gelmiş efendim. Müsaadenizle ulaştırmak isterim. Baba, Hasan şehit oldu. 3 gün önceki muhaberede yiğitçe çarpıştıktan sonra şehit oldu. Düşerken yanındaydın. Hakkınızı helal etmenizi rica etti. Bir kurşunla şakağından, 2 kurşunla göğsünden yaralanmış, gülle de sağ elini götürmüştü. Kendi elimle gömdüm kardeşimi. Toprağa girerken çehresi gülümsüyordu. Onu senin hediyen olan yatağınla beraber defnettim. Kınını da taş yerine baş ucuna diktim. Ah babacığım, düşmana ne şiddetle saldırdık bir görseydin. Düşman kara bulut gibi geliyordu. Biz 2 bölükten ibarettik. Yıldırım gibi hücum gösterdik. En önde çarıkları çözülmüş, fesi düşmüş, başı açık ve yalın ayak Hasan koşuyordu. Kuş gibi, rüzgar gibi, alev gibi koşuyordu. Ellerinizden öperim. Duanıza muhtacım. Beni soranlara selam olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Minnet ve sonsuz saygıyla anıyoruz hocam. Evet, tabii Kızılay Arşivine, efendim söyleyeyim, Milli Savunma Bakanlığı'nın Bilkent tarafındaki arşivine gittiğimizde bu mektuplardan çokça görürsünüz. Ya aileden ona ulaşmamıştır, ya da cephedeki askerden aileye ulaşmamıştır. Tabii bu hatıraları çok okuduk. Bunları dillendirince ve düşününce ben tıkanıyorum biraz, işin doğrusu. Çok dayanamıyorum. Böyle çok evladımız var. Babasıyla birlikte şehit düşen, babasının kucağında hayatını veren, babasıyla birlikte omuz omuza çarpışan, kardeşiyle işte aynı kaderi paylaşan çok evladımız var. Onun için kıymetli gençlerimiz bu kadar büyük fedakarlıkların üzerinde burada yaşadığını, nefes aldığını bilmesi lazım. Çanakkale düşseydi ne olurdu sorusuna bir cevap vermeleri lazım. O konuda ben birkaç şey söylemek Lütfen isterim. Hocam. O gün İstanbul düşseydi, Anadolu'da artık Türklük yoktu, İslam yoktu. Biz artık sömürgeleştirilmiş toprakların zavallı çocukları haline düşecektik. 1. sınıfı bırakın, 3. sınıf bile insan olmaktan çıkartılacaktık. Çünkü o gün eğer düşseydik, Rusya o muhteşem gücüyle 8 milyonluk ordusuyla Anadolu'ya çökmüş olacaktı. Anadolu'nun büyük kısmını, İstanbul'u, Boğazları, Trakya'yı almış olacak, sıcak denizlere inmiş olacaktı. Bugün baktığınız zaman Rusya'nın hal ve hareketlerini gördüğünüz zaman, işte yanında yöresinde bağımsızlık istemeyen, her yerde Rusçayı etkin kılmak isteyen bir Rus anlayışının aslında tarihten bu tarafa devam ede geldiğini görürsünüz. Dolayısıyla o gün evet 57 milyon insanımız hayatını kaybetti. 10 binlerce insanımız uzuvlarını kaybetti. Ve Cumhuriyet döneminde de bunlara iyi bakamadık işin doğrusu. Yani 2 ayağını kaybetmiş işte bir gazimizin ne oldu bu sana diye soran çocuklara, evladım biz bunu Çanakkale Savaşı'nda kaybettik bu ayaklarımızı, işte şeyle giden elleriyle ve bir lastik bot bulmuş, lastik botun üzerine oturmuş, kendi imkanlarıyla bu şekilde elleriyle Çanakkale törenlerine katılan bir gazimize sorulan soruda, evladım biz bunu burada kaybettik. Kaybetmiş olmaktan da asla üzülmüyorum. Bir kere olsa bir kere daha veririm diyebilen gazilerimiz var. Dolayısıyla çocuklarımızın bu tarihi unutmamaları gerekir. Galatasaray Lisesi'nin, o zamanki Galatasaray Sultanisi'nin, memleketin en zeki çocuklarının bir gün yine Çanakkale cephesinde, bunlar çok kıymetli evlatlarımız, yani mümtaz insanlar, 16 ve 17 yaşlarında son sınıf öğrencileri bunlar, annelerinin babalarının rızasıyla çok istekleriyle geliyorlar. Bir yüzbaşı bakıyor ki bir çocuk grubu var orada.
Orada Azman diye 2 metre yaşayan bir erimiz var, onbaşımız var. Diyor ki Azman bunlar kim? Bunlar diyor Gassay Sultanisi'nin işte çocukları. Vay. Ertesi gün hücum yapılacak, adam isteniyor, bu çocukları gönderiyorlar. Çocuklara gece talim yaptırılıyor, şöyle yapılır, böyle yapılır. Ama çocuklar hayatlarında belki bir kurşun sesi duymamışlar. Sabah maalesef şey başlıyor, şiddetli bir top gürültüsü, siperlere biliyorsunuz denizlerden, kara savaşlar deyince de orada bir yanlış anlaşılma var. Bizim siperlerimize daima itiraf donanmasından ateş ediliyor. Bunlar başlıyor, top atışları başlıyor, ardından da makinalı tüfeklerle çocuklar tabii, daha küçücük çocuk. Hiç yaşamamışlar böyle bir şeyi. Birbirlerine bir köşeye git, birbirlerine sarılmışlar korkunç. Belki dışarı tek başına çıkmamış bile öyle. Çıkamıyor tabii, korkmuşlar bu çocuklar. Sonra işlerinden birisi marşa başlıyor şu şekilde. Annem beni yetiştirdi, bu yerlere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Boş oturma, çalış dedi, hizmet eyle vatana. Sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana. Marşını söyleyerek, diğerler de bu marşa katılıyorlar. Kendilerine geliyorlar ve 15 dakika sonra çıktıkları siperlere çıkar çıkmaz makinalı tüfeklerle biçilip tekrar oraya düşüyorlar. Dolayısıyla burada yaşıyorsak bunun bir bedeli oldu. Bunun bedava olmadığını ve Cumhuriyet dönemine nakledilmesi gereken ve 19. yüzyıl Osmanlı modernizasyonuyla bütün gayretlerle yetiştirmiş olan nitelikli insan gücümüzün önemli bir kısmını burada kaybettik. Diğer cephelerden çok farklı bir cephe burası. Ve dünya çapında etkileri olduğu gibi bize de, içeriye de bu anlamda da çok büyük zararları olmuştur. Bir İngiliz komutan, evet Türklere yenildik, çekildik ama biz de onların yetişmiş insan gücünü yok ettik diye bilinçli bir şekilde bir ifadesi vardır. Çok doğrudur. Onun için Çanakkale derken bir defa şu ön yargılı anlayışlardan uzak olarak gerçekleri bilerek ve burada kimler hayatını feda etti, kimler burada alın teri döktü, buna da iyi bakmak lazım geldiğini düşünüyorum. Bizim o mirasa sahip çıkmamız ve layık olmamız gerekiyor hocam şüphesiz ki. Evet, kesinlikle. Ve ödeyemeyeceğimiz bir hak söz konusu. Ödeyemeyeceğimiz bir hak. İsterseniz müzikle devam edelim. Bizim Kent Orkestramızdan bir eser daha dinlemek isteriz. Afşin Hocam'ın solistliğinde. Lütfen. Hocam aklıma şey geldi. Çanakkale'de bir Darülfünun gömdük lafı. Değil mi? Yetişmiş insan. Doğru mu hatırlıyorum? Evet. Başka bir şey. Okuma yazma bilmeyen bir evladımızın, daha köyden yeni çıkmış, ilk defa başka bir coğrafya görmüş olan bir evladımızın bir vatan ve millet duygusuna ve şuuruna sahip olması ve bunun için hayatını feda edecek olması bizim için mükemmel bir kazançtır. Onun için Çanakkale millet olmamız yolundaki en önemli altyapıdır diye düşünüyorum. Salladım, toplar oynadı. Kolumu salladım, toplar oynadı. Kara taşın içinde çete kaynadı. Kara taşın içinde çete kaynadı. Yaşasın Urfalılar, teslim olmadı. Yaşasın Urfalılar,
teslim olmadı. De yürü 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 kumandanlarım yürü. Kumandanlar gidiyor, dönmüyor geri. De yürü 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 kahramanlarım yürü. Kahramanlar gidiyor, dönmüyor geri. Tılfındır hastahana karşıma karşı. Gavur Fransızın bomba atışı. Gavur Fransızın bomba atışı. Antep çetelerinin şaha kalkışı. Urfa çetelerinin şaha kalkışı. De yürü 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 kumandanlarım yürü. Kumandanlar gidiyor, dönmüyor geri. Yürü 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 kahramanlarım yürü. Kahramanlar gidiyor, dönmüyor geri. Yüreğinize sağlık. Ve kahramanlar da bitmiyor hocam. Hani bahsettik ya, birçok genç Çanakkale'yi belki hiç görmedi ve hiç göremeyecek bir şekilde orada bizler için canlarını feda edip kahraman oldular. Çanakkale'nin millet inşasındaki önemi zaten belli ama biraz daha detaylıca sizden dinlemek isteriz. Evet, Çanakkale aslında Türk milletinin mayasıdır. Daha önceki tarihlerde de yaşadığımız gibi Malazgirt'te nasıl bir güç ortaya koyabildiysek, burada sayı önemli değil de inanmış ve işte yapısında başarabileceğin inanan bir kitleyle hareket ediyorsanız, buna dayanıyorsanız, ki Mustafa Kemal Paşa da milli mücadeleye atılırken yanında böyle bir kitleyi oluşturabileceğine inanarak atılmıştır. Çanakkale yapılırken de aslında Alman subayların, adını şimdi unuttum Alman subayın, ama bizim bir Türk subayımıza, ya biraz sonra saldıracaklar işte, sizinkiler nasıl kaçacaklar görürsünüz deyip ilk savunmada Anzak askerlerini geri pesüktüden sonra, ya ikinci de olur filan. Yani bizi küçümseyen, çünkü biz onlara önem verdikçe onlar biz farklı gözle bakıyorlar. Burada da yanlış yapıyoruz. Tabii hep yanlış yapmışız burada. Kendimizi biraz küçük görmüşüz. Hani onların daha fazla topu tüfeği var vesaire gibi. Bütün o belgelerden bunu da anlıyoruz. Ancak Türk milleti işte binlerce yıllık bir tarihe sahip, savaş açısından da dünya tarihinde çok önemli bir yeri var. Ve şunu da söyleyelim. Millet olma derken, Çanakkale'yi biz yaparken, Çanakkale'de savaşırken bütün Türk dünyasının bizi izlediğini de bilmemiz lazım. Yani bizi orada bekleyen, bu zaferi orada bekleyen, Ruslar karşısında 18. yüzyılın başına itibaren Rus istilasına maruz kalmış olan Türk dünyasında da bizim zaferimizi bekleyen milyonlarca kitlenin olduğunu bilmemiz lazım. Bugün baktığımız zaman kaynaklara, bu insanların bizi izlediğini, bizi gözlediğini ve zaferimize de
bizden belki daha fazla sevindiklerini görüyoruz. Bunu da bilelim. Yani millet derken sadece Anadolu'da yaşayanlar değil, biz öyle zannediyoruz ki o 1915 tarihli Osmanlı vatanı deniyor. Osmanlı vatanı coğrafyasının dışına taşan da bir coğrafyamız sadece var. Sadece o sınırlardan ibaret o değil. O da değil. Yani bizim sınırları. Bir gönül coğrafyamız var. Ve bu gönül coğrafyasındaki insanların belki bize yansıttıkları enerji de burada, Çanakkale'de. Yani buraya yetişememiş olan, gelememiş olanların da işte o enerjilerini burada biz hissediyoruz, arkamızda hissediyoruz. Türk milletinin bütün coğrafyalarda gönülleri fethetmemesi mümkün değil zaten. Dolayısıyla büyüğüyle, küçüğüyle, işte aslında bizim Ermeni meselesi de burada gündeme geliyor. Orada bir temen var, Ermeni işte. Adını unuttum şimdi ama diyor ki yani beni gavur diye bir yere gömerler, bana sahip çıkın diye. Elbette arkadaşlar ona da sahip çıkmış. Aslında biz millet derken asla etnik bir yaklaşım ortaya koymadık. Elbette. Mustafa Kemal Paşa'nın 1924 Anayasası'nda da onayladığı üzere Türk milleti derken bütün bu unsurları biz kabul ediyoruz. Ayrılıkçı değil, tam tersine bütünleyici ve insanı dikkate alan, insana saygıyla yaklaşan bir tanımımız var. Burada etnik bir yaklaşım asla söz konusu olmamıştır. Buradan da baktığınız zaman Çanakkale, bırakın Türklerin zaten var olan milli duygularını ve millet olma inançlarını pekiştirmesi, onu bırakın Avustralyalı, bizden binlerce kilometre ötede olan ve bizimle münasebetleri o güne kadar hiç olmamış olan bir topluma millet olmayı öğretmiş bir savaştan bahsediyoruz. Dolayısıyla evet, gittikçe biraz daha işte Anadolu'ya doğru toplanan, ya kayıplarla toplanan ve çok sayıda göç almış olan, o güne kadar Anadolu en az 4 milyon insanı bağrına topladı. Bunlar içerisinde Türkler olduğu gibi Türk olmayan Müslümanlar da vardı, Boşnaklar dahil olmak üzere. Dolayısıyla bunların toplanarak işte Çanakkale'de birlikte savaşarak ve buradan yenilmez denen bir devleti yenerek, birlikte bir devleti yenerek millet olmanın, millet olmayı hak ettiğini, bu sıfatı hak ettiğini göstermişlerdir. Ve şunu söyleyeyim size, İngilizler sonuna kadar bu mağlubiyetin kuyruk acısını hissetmişlerdir. Devamlı bir şekilde daha sonra yapacağımız tüm görüşmelerde, barış görüşmelerinde İngilizler sizin yüzünüzden savaş uzadı. Ne yapalım yani? Buyurun geçin. Yani bizim yüzümüzden savaş uzamış. Dolayısıyla biz savaş suçluymuşuz. Ya siz bir emperyalist rekabet yaptınız Almanlarla. Kimin malı satılacak diye. Bunun rekabetinden 9-10 milyon insanı öldürdünüz. Aynen. Bir o kadar insanı açlıktan öldürdünüz, mahvettiniz. Bunun suçlusu biz olduk. Geldiniz, durduk yere bizim boğazlarımıza saldırdınız. Ve biz savunduk. Ve bunun için suçlu olduk. Dolayısıyla aslında Lozan'a oturduğumuzda Çanakkale'nin galibi bir milletin temsilcisi olarak da oturduk. Tarihte devamlılık vardır. Yani milli mücadeleyi bir tarafa bırakalım. Efendim Çanakkale, hayır öyle değildir. Geçmişten geleceğe bir devamlılık vardır Türk milletin tarihinde. Yani ayrı ayrı kompartmanlar değil ki, tek vagona bağlı vagonlardan bahsediyoruz. Çektiğiniz zaman hepsi gelir arkasından. Çanakkale demek aslında milli mücadele demektir. Çanakkale'de bu kadar insanla o düveli muazzama dediğimiz dünyanın en büyük devletlerinin yenilmez armadalarına karşı koyabilmiş ve buradan bir zafer elde edebilmiş bir toplumun temsilcileri elbette millet olacaktır. Buradan başka bir kumaş çıkmaz. Türk milleti kumaşı çıkar ve çıkmıştır çok şükür. Çok şükür. Tabii programımızın adı Başkentin Parlayan Yıldızları ve bilirsiniz öyle bir yıldız var ki en karanlık günümüzde yolumuzu yönümüzü bulamadığımızda ona bakıp yönümüzü buluruz, kutup yıldızı. Bugün de karanlıkta kaldığımızda kim olduğumuzu kimi zaman şaşırdığımızda da bakmamız gereken bir kutup yıldızımız var, Çanakkale. Evet, Çanakkale gibi daha çok ama Çanakkale çok parlak duruyor işte. Diğer yıldızlardan daha elbette parlak duruyor ve milli mücadeleyle beraber diyor ya Atatürk, Türk evladı ecdadını tanıdıkça işte kendinde daha büyük kuvvet bulacaktır. Evet, biz kuvvetimizi
tarihten alıyoruz. O zaman bugün de hep birlikte sizin de vesilenizle biz tekrar böyle bir gücümüzü hissedelim. İnşallah. Bilinmeyen yönleriyle de genç izleyicilerimiz de daha da araştırmış, öğrenmiş olsunlar. Vallahi hocam siz anlattıkça hepimizin böyle dili tutulduğu, gönlümüzde böyle tarifsiz duygular oldu. Çanakkale hiçbir zaman unutulmayacak, unutulmaması gereken bir destan bizim Unutan için. Kaybeder. Unutan kaybeder diyoruz. Evet. Tabii ki Çanakkale'de bir programda konuşulup bitilecek bir savaşımız, zaferimiz değil. Evet. O yüzden malum süremizin de sonuna geliyoruz. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Günümüzü aydınlattığınız için, değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Sizlerin eklemek istediği bir şey varsa kapanışımıza doğru buyursun. Ben tabii hem öncelikle size, sonra da kıymetli arkadaşlarımıza emek veren burada bu türküler ile tarihte bilhassa Çanakkale deyince sanat ve edebiyat. Bunun içerisinde de tabii türkülerimiz. Yüzlerce türkü. Evet. Hem Kurtuluş Savaşımız hem 93 Harbimizle ilgili. Bizim türkülerimizi dinledikçe aslında tarihi orada bulacaklardır. Tarih şuuru orada da var. Dolayısıyla ben arkadaşlarımızın da bu anlamda çok büyük bir vazife icra ettiklerini nesilden nesile aktarılacak tarihi aktarıyorlar bir bize. Şuuru burada bu güzel enstrümanlarıyla birlikte taşıdıklarını ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. O halde size tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Tabii Kent Orkestramız bir eser daha söyleyecekler Afşin Hocam'ın solistliğinde kapanırken. Evet, bugün Profesör Doktor Seyfi Yıldırım Hocam'la beraber bol bol 18 Mart Çanakkale Zaferimizi dinlemeye çalıştık, istifade ettik efendim. Sizlere, bizleri izlediğiniz ve sayenizde yayınımızın devam ettiği için teşekkür ediyoruz. Görüntü yönetmenimiz Onur Kabay ve ekibine, Tonmeister'ımız Abdullah Atalar ve ekibine, Kent Orkestramıza Kemal Günüç şefliğinde buradan da selam olsun. Kent Konseyi'ne bizlere utandıran güzellikte ev sahiplikleri yaptıkları için ve en büyük teşekkürümüz de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a bizlere böyle bir zemin hazırladığı ve sizlerle buluştuğumuz için. O halde haftaya Cuma yine saat 14'te buluşmak dileğiyle diyorum ve söz Kent Orkestrası'ndan. Ölmeden mezara koydular beni.
incecik yolum gider Yemen'e. Yârim ben dilini sermiş çimene, ölüm varmış pusulardan vay bize. Ay karanlık gece vurdular beni. Yârin gömleğine sardılar beni. Ay karanlık gece vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Ay karanlık gecede vurdular beni. Yarın gömleğine sardılar beni. Ay karanlık gecede vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni.